Sayın Başbakan, kıymetli bakanlar ve heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı, değerli kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'e ve beraberindeki mümtaz heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Pakistan için ürettiğimiz 4 Milgem korvet gemisinin üçüncüsü olan Hayber'i bugün denize indirdik. Derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri vardır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz. Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk. Oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treniyle afet bölgelerine sevk ettik. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını kutlarken halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin yanı sıra ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve Can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bugün suya indirdiğimiz Milgem korvet gemisinin Pakistan için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimin şahsında Pakistan halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hoda hafız. Your Excellency, Excellensleri, my brother President, sevgili kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanlar, Excellencies, Excellensleri, distinguished members of media, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler, and a very good evening. Herkese iyi akşamlar diliyorum. We are all here. Hepimiz burada. In our second home, Türkiye. İkinci yuvamızda, and Türkiye'deyiz. Every second of our stay ve burada kaldığımız her dakikanın, her anın tadını çıkarıyoruz. Türk kardeşlerimizle bir aradayız. Görüşler paylaşıyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ve ne zaman Türkiye'ye gelsek hep böyle oluyor. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi bu kadar güzel ağırladığı için, her zaman olduğu gibi. Next time it's notch higher. We have no words to thank you. Her defasında bu çıta daha yukarıya çıkıyor. Sizin bu cömertliğiniz nedeniyle ve bu son derece güzel ağırlamanız nedeniyle size çok teşekkür ediyorum. At the outset, I'd like to say, sözlerime başlarken şunu söylemek istiyorum. Yüreğimiz martyred by şehit düşen teröristlerin şehit ettiği kişilerle burada İstanbul'da ve bunun sonucunda masum son derece kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Umarız ki Allah onu, onları yanına kabul eder. Hepinizin duygularını paylaşıyoruz. Acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan, Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, bu üzüntüsüne katılıyor. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Binlerce kişi, kıymetli hayatlar, terörizmin üstesinden gelinmesi için, yenilmesi için kaybedildi. Dolayısıyla kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının üzüntüsünü anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, her türlü terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteğe vermeye hazırız. Sadece Türkiye veya Pakistan'dan değil, tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü Milgem Korvet gemisinin denize indirilmesi için düzenlenen müthiş törene katıldığınız için çok mutluyuz. Ayrıca Türkiye'de, Pakistan'da bu gemilerin inşa ediliyor olması bizim tüm samimi amaçlarımızı, taahhütlerimizi, ortak işbirliği konusundaki taahhütlerimizi gösterir nitelikte. Kültür, tarihi, sanayi, savunma alanlarında ortak noktalarımız var. O yüzden de son derece önemli. Neden?
gerilimin escalating yükseldiği bir dünyada, tüm dünyada ve bunun sonucunda da uluslararası çapta çok fazla artan fiyatlar, petrol fiyatları, petrol ürünleri, gübre, tüm bunların fiyatları artıyor. Ve bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. O yüzden de sadece bu savunma işbirliği değil, bunun da ötesinde çok daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede iki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, dillerimiz farklı. Farklı diller konuşuyoruz ama birbirimizi çok çok iyi anlıyoruz. Sanki bir aile gibiyiz. O yüzden de savunma alanındaki işbirliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve çok daha geniş bir, büyük bir ölçeğe ulaşmalı. Beceri açısından, işbirliği açısından. Sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak Pakistan olarak kuşak ve yol girişimi açısından çok şanslıyız. Bu da çok önemli bir işbirliği olacak. Bu tüm bu bölgeye bir işbirliği ve refah sağlayacak ve böylece işsizliği ortadan kaldıracak, yoksulluğu ortadan kaldıracak, yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi arttıracak. Bu sayede günümüzün zorluklarını aşabiliriz. O yüzden de Çin'deki dostlarımızla görüşüp bu yönde ilerlemek istiyoruz. Çin'deki dostlarımızla görüşerek bunları canlı tutabiliriz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, bu yıl Ağustos'ta imzalanan mal ticareti anlaşmasında görüştük. Sizin bunu meclise getirme ve onanmasını sağlama konusundaki görüşlerinizi ve daha gecikmeden bunu yürürlüğe koyma konusundaki görüşlerinizi takdirle karşılıyorum. Sadece bir kağıt imzalamadık. Bir anlaşma imzaladık. Çok ciddi bir şekilde ve tüm samimiyetimizle imzaladık. Amacımız bu ikili ticareti 1 milyar Amerikan dolarından daha fazlasına çıkartmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda baktığımızda 20 milyar Amerikan doları civarında. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu ticaret hacmi çok daha az oluyor. Bizler kardeş ülkeleriz. Daha önce de söylediğimiz gibi aslında iki kalp, iki yürek beraber atıyor. Şu anki ticaret hacmimiz bu kardeşlik ilişkilerini yansıtır nitelikte değil. Bu eşi benzeri olmayan bir ilişki.
eşi benzeri yok. Tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl içinde buna odaklanalım ve 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar Amerikan dolarına çıkaralım. Ben sizinle bu alanda çok yakın çalışacağıma söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu muhteşem ilişkilerimizin 75. yıl dönümü kutlayacağız. İslamabad'da İslamabad'daki Türk kardeşlerimizle beraber onların da katılacağı bir program organize ederek bunu kutlayacağız. Burada da İstanbul'da da bu tür programlar olabilir diye düşünüyoruz. İki tören şeklinde olabilir. İstanbul'da da olabilir. Bu da çok güzel bir kutlama olur. Keşke gelebilsem ama benim de gündemim çok yoğun Pakistan'da. Ama bunu ayarlayabilirsek dünya da bunu duysun. Boğaz'da olabilir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı, size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tüm samimiyetimle. Bugün bu son derece güzel töreni gördük. Tarih kitapları okullarda, üniversitelerde bunu yazacak. Ve yazıyor da. Evet, Müslümanız. İlişkimiz yüzlerce yıla dayanıyor. Ancak bizim iki ulusun bir araya geldiği an Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı zamanlardı. O zamanlar kıta altındaki milyonlarca Müslüman da Türkiye'deki kardeşleri için her türlü güzel duyguyu besliyordu. Mesela anneler çocuklarının eğitiminden fedakarlık yapıp o parayı buraya gönderdi. Kız kardeşlerimiz altınlarını harcamayıp onu Türkiye'ye göndermeyi söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Son derece duygusal bir şey. Böylesine bir bağın, bir eşi benzeri de yok. O yüzden de bu ilişki başladı. Atalarımız o zamanlar tarihte bunu anlatacak olduğunu bilmiyordu. O zamanlar bu kıta altı Müslümanlarının bu mütevazı katkısını anlatacağını bilmiyordu. Kardeşim, çok çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Soru almayacağız. We're not going to take any questions. Ve ilgi alakanız thank you very much. Muhabbetimizin en güzel simgesidir. Interest. And your interest Pakistan'dan in this meeting is the best sign of yemeğe geçiyoruz. Buyurun.